Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 11 Şubat 2024. Bugün yer fıstığı tarlasındayız. Yani yer fıstığı ekimi yapacağımız tarladayız. Şu an bulunduğumuz mevki genellikle ağır bünyeli toprak yapısına sahip olduğu için bu sene geçen yıllara göre daha farklı bir yöntem deneyeceğiz. Daha önceki, yani geçen seneki yıllarda düzey ekim yapıyorduk. Bu sefer sırta ekim yapacağız. Ondan dolayı daha önce uydu sistemleriyle karıklarımızı çektik. Yani uydu sistemleriyle sırtlarımızı çektik. Şu anda arazimizde yabancı ot olduğu için yabani hardal gibi ve benzeri yabancı otlar olduğu için yabancı otlarla mücadele edebilmek için hem de toprağımızı bir havalandırmak için şu an sırt yeniliyoruz. Tabii şu an toprağımız az da olsa biraz ağır geldiği için, yani ağır olmasına rağmen mecburen sırtı yenilemek zorundayız. Çünkü bugün önümüzdeki haftalarda yağmur görünüyor. Bugün de hafta sonu olduğu için normal şartlarda hafta içi de belki çekebilirdik ama çalıştığım için mecburen bugün çekmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi yabancı ot popülasyonunu görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir yabancı ot popülasyonu var. Bunlarla mücadele edebilmek için mecburen bu sırtı yenilemek zorunda kaldık. Şu an bu şekilde yer fıstığı tohum hazırlığına da başlıyoruz. Şu an Çukurova bölgesinde mısır ekimine de başladılar. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman yan taraf yan komşumuz mısır ekiyor. Mısır ekimleri başladı. Makinamız 5 sıralı yaylı sırt makinası. Beşliyle yeniliyoruz. İlk seferde dokuzluyla çekildiği için beşliyle yenilememiz gerekiyor. Ya da dokuzlu makinayla yenilememiz gerekiyor. Traktörümüz 70-56 olduğu için, 70 beygir bir traktör olduğu için ondan dolayı beşli sırt makinasıyla mecburen yenilememiz gerekiyor. Bu şekilde yer fıstığı toprak hazırlığına devam ediyoruz. Allah izin verirse işte Nisan'ın ilk haftası ekim yapacağız. Bu şekilde videolar çekmeye de devam edeceğiz. Şu an devam edelim sırt çekmeye kaldığımız yerde. Düz ekim çekiyoruz. Başına geldik. Şimdi daha önceki GPS'e çekildiği için büyük makinayla çekildi. Yani 9 sıralı makinayla çekildi. Bizdeki 5 sıralı olduğu için hata vermemesi için arada 3 karık bırakmamız gerekiyor. Yani son gidilen karık, son gelenen sıra ile yan taraftaki sıra birbirini karşılaması gerekiyor. Yani bu şekilde şöyle sayacak olursak arada 3 karık kaldı. Tekrar bu aradan geleceğiz. Aradan geleceğimiz için 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz zaman yine 5 sıra olacak şekilde geleceğimiz için, yani ekimde de hata vermemesi için bu şekilde sıra atlaya atlaya gideceğiz. Hata olmaması için. Ekimimizi de 4 sıralı diskli makineyle yapacağız. Yani diskli
mibzerle ekimimizi yapacağız. Ondan dolayı bu şekilde yapmamız gerekiyor hata vermemesi için. Çünkü yarın bunun çapası çekilecek veya sökümü yapılacak. Ondan dolayı hatalı olmaması için bu şekilde sırtımızı yeniliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizin de çekmek istediğim bir video olursa, yani bir konu olursa, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız ona göre size cevap veririm.